Merhaba. İlk bölümde defans oyuncuları arasında yardımlaşmayı görmüştük. Şimdi ikinci bölüm buna bağlantılı bir konu. Deklaran'ı yanıltma. Tabii şunu unutmayalım. Deklaran'ı yanıltırken büyük bir ihtimalle ortağımızı da yanıltıyoruz. Ama amaç kontratı batırabilmek. Bu yüzden yapmamız gerekenler neler? Onlara bakalım. Tabii bunları masada yapabiliyorsanız fevkalade iyi netice alacaksınız. Hem yardımlaşma açısından hem deklaranın yanıltma açısından bu konular oldukça önemli ve ileri seviyede defans tekniği gerektiren konular. Şimdi her zaman olduğu gibi prensiplere bakalım. Şimdi yeri görüyorsunuz, elinizi görüyorsunuz ve deklaran normal oyununu oynarsa kontratı yapacağını anlıyorsunuz. Öyleyse onu yanıltacak oyunları denememiz lazım. Neler olabilir bunlar? Nasıl olabilir? Dağılımı olduğundan farklı gösterebilmek için şimdi kendinizi deklaran yerine koyun ve ne yapabileceğinizi hayal edin. Aa işte şey önce büyük sonra küçük verdi. Demek ki çift sayıda sinyal verdi. Elinde iki tane var diye oynayabilir. Örnek olsun diye söylüyorum. Meğerse üç tane. Şimdi bu tür yanıltmalar özellikle defans oyuncularından birinin eli kuvvetli, diğeri ise çok zayıfken özellikle işe yarıyor. Yani ortağımız diyelim biz doğuda oturuyoruz. Batıdaki ortağımızda hiç onur yok. Hiç el alma şansı yok. El alma şansı yokken ona bilgi aktarmak yerine deklarana yanlış bilgi aktarmak yani disinformasyon yapmak daha yararlı olabilir. Şimdi bazı taktiklere bakalım ne olabilir. Bir kere fire olmayacaksa bizde olduğu kesin olan kağıdı oynayalım. Yani bizde olduğu belli olmayan bir kağıdı oynayıp da ek bilgi vermek yerine bilinen kartı oynamak lazım. Deklarana her zaman yanlış yapma şansı vermek lazım. Örneğin empas yaparsa tutacak. Ama siz onu zorla empasa zorlamayın. Tam tersine belki de en baştan empas yapıp yapmamaya karar vermesi için siz o rengi oynayın gibi. Şimdi nasıl olabilir? Şu örneğe bakalım. Rakipte biz defanstayız. Rua 4 ve 19-2 var. Şimdi bu renkten diyelim hiç el vermemesi gerekiyor defansa. Şimdi elden altılı oynadı. Eğer dörtlü koyarsa valeyle empas yapar. Ve dolu da iki verirse artık deklaranın tek umudu Rua'yı iki parça yakalamak da olur. Halbuki Doğu yanlış bir yani kurallara göre yanlış ama bu oyun için doğru bir tercih yapıp da 10'lu ya da 9'luyu verirse bu rengin Doğu'da iki parça olduğunu düşünüp damla empası tekrar etme yoluna gidebilir. Yani bir an düşünün. Sadece 10 ve 9 doğuda, Ruva 4, 2 batıda olsa doğru oyun. İkinci turda damı oynamak. Dam ile empası tekrar etmek olurdu. Halbuki o zaman tuzağa düşüyor. Yani ilk el vale ile empası yaptı. Biz 10'luyu verdik. Dokuzlunun da düşeceğini ümit ederek dama oynadı.
Rua'ya en pası almak için. Halbuki Rua zaten iki parçadan düşünce Aslı alıyor ama bizden ikili çıkıyor. Bu tam anlamıyla Deklaran'ın yanıltıcı bir tuzak oldu. Şimdi iyi bir iç oyuncuları bütün alternatifleri denedikten sonra kritik hamleyi denerler. Özellikle empas yazı turu atmak gibidir. %50, yani başka hiçbir bilgi yoksa tabii. %50 ihtimal. Bu yüksek bir ihtimal değil. Sadece %50. Ona gelmeden diğer bütün seçenekleri deneyip ondan sonra empası deneyebilirler. Halbuki biz o empasın tutacağını da biliyorsak erken karar vermeyi zorlamak adına en baştan o rengi oynarız ve defans olarak bunu oynadığımız zaman Deklaran empas yapıp yapmamaya çok erken karar vermek zorunda kalabilir. Yani bir anlamda zorlanabilir. Belki doğru kararı verir, belki yanlış kararı verir. Ama diğer alternatifleri henüz denemeden karar vermek zorunda kalır. Şimdi diğer alternatifleri deneyip, tabii emniyetli bir şekilde denedi, beklediği gibi bir dağılım çıkmadı, öyleyse empası deneyecek son çare. Halbuki biz bunu en baştan yapmaya zorlarsak işin şekli değişir. Şimdi bütün bunların hepsini örnekler üzerinden göreceğiz. Ayrıca Deklaran defos yapmak durumundaysa kendisi için uygunsuz bir zamanda defos yapmak, yani bütün renklerin dağılımı belli olmadan bunu öğrenemeden defos yaptırmak iyi netice aldırabilir. Şimdi örneklere bakacağız. Bunları pekiştireceğiz. Örneğimizde Şilem Kör oynanıyor ve Karo Ruası atak ediyoruz batı olarak. Şimdi bu kağıdı alacağız. O kesin. Sonra ne yapacağız? Şimdi yere baktığımız zaman şimdi körler konuşmalardan zaten körden el almak mümkün değil gibi gözüküyor. Karodan sadece bir el alabiliyormuşuz. Yerde tek parça. Tref Asrua da oradan çıktı. Damın yeri belli değil. Ama olay şu, yani Deklaran'ın yerine düşünecek olursanız, şimdi Deklaran'ın elini doğru tahmin edip ve onun yerine düşünecek olursanız, yapması gereken önce tref dağılımını test etmek, tref dağılımı istediği gibi çıkmaz ise, tabii önce kozları topladıktan sonra, yani kozları dışarıdaki koz bırakmadıktan sonra önce tref rengini dener. Ardından da eğer tref istediği gibi değilse pik empasını son çare olarak kullanır. Şimdi bizim yapmamız gereken buna erken karar vermesini sağlamak. Yani şimdi burada kör ya da tref oynarsak da karo oynarsak bir pasif defans tercih etmiş oluruz. Halbuki pik oynayıp Deklaran'ı erken karar vermeye zorlamamız lazım. Hadi bakalım şimdi as mı yoksa dam mı? Şu anda eğer pik rua doğuda çıkarsa kontrat hemen batacak. Birçok oyuncu oyunun başında Şilem'i batırmayı hiç istemeyeceği için elinde daha hala bir alternatif daha var. Bu alternatifte treften sağlamak. Hatta belki de gerekiyorsa o da olmazsa pick tref squeeze'ine gitmek. Birçok oyuncu burada hemen daha oyunun ikinci lövesinde empas yapmayı tercih etmeyecektir. Hele biz de tereddütsüz bir şekilde bu oyunu oynuyorsak.
Hem treflerin uygun dağılımı söz konusu olabilir, hem de pick tref squeeze olabilir. Örneğin doğuda hem tref hem pick Ruada orada olduğunu düşünüyorsak, dörder parçaysa squeeze yapma şansı olabilirdi. Yani bu karar noktası Declan için önemli. Empas yaparsa kontrat çıkar, yapmazsa kontrat batar. Ama bunu sona bırakırsak, yani tref, karo ya da kör oynarsak, bütün hepsini dener, kozları toplar, treflere bakar, kötüymüş dağılım der. Tamam, tek çare pik empasında deyip bunu yapar. Şimdi burada doğuda oturuyoruz. Batının araya girişi var iki körle. Ve kontrat 4 pike bağlanıyor. Şimdi dağılıma baktığımız zaman kör ruva ata. Muhtemelen iki kör alacağız gözüküyor. Bir de tref alacağız. Şimdi bir el daha almaya ihtiyacımız var. Pikte 4 parça pikimiz var. Aslında eğer pikte bir onörle çakma durumu olursa bizim pikimiz el alabilecek. Öyleyse hem ortağa hem deklarana yanlış bilgi vermek lazım. Bu nasıl olacak? Körüm iki parça, bak üstüne çakarım gibi bir blöf diyebileceğim bir yöntemle. İlk el ikili vermiyoruz. Büyük vereceğiz. Dokuzluyu verebiliriz örneğin. Evet. Ortak şimdi ası oynadığında da ikiliyi vereceğiz. Bu hem batıya hem deklerana giden mesaj şu: ben üçüncü köre çakıyorum. Evet, üçüncü köre oynandığında şimdi Declan için zor bir karar noktası. Büyükle çaktı. Dışarıdaki koz dağılımı 3-2 ise ben yine bu kontratı yaparım düşüncesiyle. İstatistik olarak tabii doğru bir düşünce. Ama dağılım öyle değil. Bunun öyle olduğunu, olmadığını biliyoruz. Pik valesiyle çakınca artık biz pikten de bir el alacağız. İki körün yanı sıra tref ası da alacak. Ve yanıltıcı sinyal sayesinde deklaranı yanıltmış olduk. Bir sonraki örnek şilem kör oynanıyor. Biz batıda oturuyoruz ve 3 tref olarak da araya girişimiz var. Buna rağmen pik hata yapıyoruz. Şimdi yerden ikili ortak vale koyunca da deklaran asla alıp kör 2'yi oynuyor. Nasıl defans yapacağız? Şimdi köre empas yaparsa bizim ruha hiçbir işe yaramayacak. Ama bunun yerine bizim pike çakma şansımız var. Uzun tref araya girişimiz olduğu için trefimizi ve bütün kağıtlarımızın tref ve karoda yığıldığını düşünebilir Deklaran. Onun için yanıltıcı bir hamle yapalım. Oyun şöyle gelişecek. Önce 2 vale as olacak. Kör oynandığında biz ruva tek parçaymış gibi koyacağız. Hiç empas yapar mı yapmaz mı diye beklemeden ruvayı koyacağız. Normal oyun tarzı tabii bu değil.
Şimdi elinden trefası oynadı ki piki de kaçsın. Şimdi bizde tek bir pik olduğunu gördü ama koz beklemiyor. Halbuki kör onlusunu tuttuk. Yani Dekliran'ı bir kez daha yanıltmış olduk. Ruha tekmiş gibi oynadık. Halbuki değildi ve küçük de çakınca da üstüne çakma imkanımız oldu. Onuncu örneğimiz 3 sanzot oynanacak. Doğuda oturuyoruz ve ortağımız kör atağı yaptı. Şimdi yerde de tek parça kör çıktı. Ortak tabi bizim bir kör araya girişimiz olduğu için kör atağını yaptı. Şimdi görünen o ki kör ruvası deklaranda olmalı. Çünkü bizim üstümüze sanzotu demiş. Şimdi burada beklenen oyun normal ortağa doğru bilgi verecek oyun. Kör valesini oynamak. Ama biz ortağı yanıltıp çünkü Ruva ve On güneyde. Amacımız Vale bizde değilmiş gibi oynamak. Yani şimdi ilk el damı koyalım. Şimdi Dekliran'ın yerinde düşünün. Diyorsunuz ki kör vale batıda. Uzun rengi karoyu sağlamak için karoya giriyorsunuz. Şimdi işte burada kritik oyun. Kör onlusu mu? Sekizlisi mi? Vale kesin batıda diye düşünürseniz 8'liyi koymak doğal. Ama öyle değil. Tamamen deklaranı yanıltıcı bir oyun oldu. Kör vale batıdaymış gibi bilgi verdik. Halbuki 9'luyla ortağımız aldı. Ve şimdi tekrar kör oynadığında Dekleran için üzücü bir haber çıkıyor. Yani kör ruva 10, 8, 5, 4 parçadan sadece bir el alabilmiş oldu. Halbuki bu ele güvenerek de kör araya girişin üzerine sanzotu demiştim. Şimdiki örneğimizde batıda oturuyoruz. Pik açtık. Kontr dendi. Ortağımız 3 pikle baraj yaptı. Tekrar kontr duyunca da güney 5 trefi koydu. Şimdi pik asla başladığımızda yerden 9, ortaktan onlu geliyor. Deklaranda 4 trefi çıkıyor. Şimdi nasıl defans yapacağız? Şimdi Dekliran'ın ellerine sayarsak az hata yaptığımız için pikten bir el alacak. İki kör kesin. İki karo kesin.
Yani 5 tref diyebildiğine göre de herhalde 5 tane de tref alır. Bir tek trefasını verir. Kalan 5 tane de trefi alır. Şimdi bu durumda kaç el oluyor? 1 pik, 2 kör, 2 karo, 5 tref eder 10 el. 11. ele ihtiyacı var. Bu da ya karodan ya körden almaya çalışacak. Şimdi körden empası denerse bizim için sorun yok. Kör empasının tutmayacağını görüyoruz. Ama şöyle bir oyun yaparsa, önce kör as ruvayı çekip 3. tur körü düşürmeye oynar ve 3. tur kör düşmediğini, damın düşmediğini, dağılımın kötü olduğunu gördüğünde karo empası yapmaktan başka çaresi kalmaz. Yani iki kez ele gelip karo empasını dam ve valiyi batıda bizde arar. Bu da başarılı olur. Bu yüzden hani deklaran elleri tahmin etmeden, dağılımı tahmin etmeden bir an önce karo oynamamızda fayda var. Şimdi ilk löveyi alalım. Şunu gördük. Son çare karoyu bırakmadan bir an önce karar vermesi için küçük karo oynayacağız. Ve bakın el nasıl gelişecek. Küçük karo oynadık. Şimdi artık bu noktada empas yapmayı düşünmez. Kozasını çıkarır. Tabii biz karo damıyla devam ederiz. Şimdi amacı kozları bitirdikten sonra köre elindeki kayıp karoyu kaçmak. Deklaranın amacı bu. Kozlar bitti. Aslında burada önce kör as ruvayı çekip 3. kör damını düşürmeye oynasa daha iyi olabilirdi belki. O da bir seçenekti aslında ama şu anda kör empasından başka bir seçeneği kalmadı ve kör empası tutmadı. Tutmayınca da kontrat battı. Ortakta karo olmadığı için bir karo daha dönemeyecek ama şu anda kontrat batmış oldu. Yani karoya erken girerek deklaranı adeta bu oyuna mecbur bıraktık. Bu dersimizin son örneği. İki pik oynanacak. Doğuda oturuyoruz. Ortağımız tref vali atak etti. Yerden dam kondu. Ruva ile alıyoruz. Ardından ası çekiyoruz. Üçüncü trefe de ortak onla kazanıyor. Ve bu kör oynayacak. Kör onlusunu. Şimdi deklaran kör asıyla alıp küçük pik oynadı. Yerden de 9 oynadı. Nasıl defans yapacağız? Şimdi sayarsak ellerimizi 3 tane tref aldık. 3 treften başka ne alacağız? Koz alabileceğiz. Körü 3. köre çakar. Bir de karo var. Yani bizim kozdan bir değil
2 löve almamız lazım. Demek ki o duruma geldiğinde eğer pik vali ile alırsak deklerana, pik ruhasına empas yapmaktan başka hiçbir şans bırakmayız. Ama eğer pik valisini ortağımız da sanırsa işin rengi değişir. Farklı bir oyun oynar. Şimdi oyunun ilk lövelerine, ilk 3-4 lövesine oynayalım. Trefleri oynadık. 3. trefi de oynadığımızda ortağımız alacak. Ve kör onluyu oynayacak. Buraya kadar fix. Şimdi elden küçük pik oynadı. 9'luk oydu. Burada birçok oyuncu hiç düşünmeden aman ne güzel vali bende deyip alır. Halbuki çok net bir şekilde görülüyor ki dam 10 yerde olduğuna göre pik ruhaya empas denemek durumunda kalacak. Eight ever, nine never demişlerdi. 8 parçayla empas dener. Ama ruha ile alırsak ne olur? Bakın ruha ile alırsak valeyi batıda zanneder. Vale olsaydı alırdı diye düşünür. Kör oynadık yine. Şimdi kör vale madem batıda öyleyse dam onluğuyla makasa alayım diye düşünür. Şimdi ele gelir karoyla. Pik empasını dener. Nasıl olsa vale batıda diye. Ama sürprizle karşılaşır. Bu sürpriz kontratı batıran sürpriz olacak. Çünkü artık karodan da bir el verecek. Yani karo empası denemek zorunda kalacak. Onu da ortağımız Damla alacak. Aslında batırması son derece zor bir kontratı deklaranı yanıltarak batırabilmiş olduk. Gerçekten bu defansı masada yapabiliyorsanız bilin ki çok iyi seviyede defans bilgisine sahipsiniz demektir. Evet, dersimizin sonuna geldik. İlk bölümde defans oyuncuları arasında yardımlaşmayı yaptık. Bu bölümde de deklaranı yanıltıcı oyunlar oynadık. Hep dikkat ederseniz ortağımızı da yanılttık. Ama ortağımızın zaten el alıcısı ya bir tane ya hiç yoktu. Hep onörüler bizim taraftaydı. Bu yüzden deklaranı ve ortağımızı yanıltmak amacımıza ulaştırdı. Buradaki değişik durum şu. İlk bölümde yardımlaşma yaptık. Aman ortağıma doğru bilgiyi vereyim de yanlış bir kağıt oynamasın diye yardımcı olmaya çalıştık. Burada tam aksine deklaranı yanıltmak adına ortağımızı da yanılttık. Ama hiç sorun yok, zaten ortak el tutamıyordu. Büyük bir dikkatle buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.